Tekrardan FM TV seyircilerine selamünaleyküm diyelim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Ve şimdi çok da uzun olmayan ama sözü öz olarak konuşacağımız bir araya girdik. Öncelikle sizden gelen mesajlara önem veriyoruz. Onların hepsini cevaplamaya çalışıyoruz. Hepsini cevaplayamasak da çünkü çok soru olduğu için cevaplayabildiklerimizi cevaplıyoruz. Seçiyoruz. 3-5 tane aynı konu oluyor. Belki o konu hakkında tek bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Yine sorularınızı istiyoruz sizlerden. 0532-352-7937 0532-352-7937 numaralı hattan bize SMS atabilirsiniz. WhatsApp'tan da mesaj olarak yazabilirsiniz. Diğer taraftan telefonla aramak isteyenler için de 0216-488-0488 numaralı telefondan ekranımızın alt kısmında da gözüküyor. Bu yerden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi hocam, çok güzel bir konuya değinmek istiyorum. Şu anda biliyorsunuz ki siz de belki uzaktan bir yerden geldiniz. Hükmü olarak seferisiniz aslında. Değil mi? Kaç? 650 var herhalde Ankara'dan burası. 420. 400. Sonuçta seferi sayılıyor. Sınırdan 90 kilometre sanırım. Seferi sayıyorsun. Ama şimdi şöyle bir durum var hocam. Seferi oruç tutamayabiliyor Ramazan ayınca olsa bile. Şimdi bir taraftan fırında çalışan bir abimiz var. Bir taraftan inşaatta güneşin altında demir büken bir abimiz var. Diğer taraftan hamallık yapan bir abimiz var. Bu kişinin oruç tutması tutuyor. Farz, caiz. Peki diğer taraftan klimalı arabasıyla atıyorum 200 kilometrelik bir yola giden bir adamın oruç tutmaması ne kadar doğru? Yani o tutana saygı yapması gerekir mi? Evet. Tabii ki fıkhi olarak bakacak olursak, kitap üzerinde bakacak olursak olanlar belli ama biraz da hani manevi boyuttan bakalım. Aynen. Zaten Ramazan şuurunu yakalamış bir Müslümanın ben orucunu bozacağını bakın biraz önce hasta olup artık onun bakın herkes şey yapmış. Oruç iftar yapması gerekiyor. Yoksa tansiyonu yükseleceğinden veya şeker yükselecek zarar görecek diye zorla oruç yedirmek isteyenler var. Seferiliği de ganimet bilip oh yiyelim içelim babında değil. Mevla Teala seferi olanların Estağfirullah femen şehide minkümü şehra feliyesum ve men kâne meridan ev alâ seferin fe iddetim min eyyâmin ukar. Yani o ayağı tutan insan oruç tutacak ama hasta olan vesaire seferi olan da diyor, sonra da onu iade edebilir. Ama ve entesumu hayrul leküm ayeti var devamında. Yani ne demek o? Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ben Ramazan'daki atmosferi Ramazan dışında nerede yakalayacak adam da orucu tutacak bir daha? Mümkün değil. Tutamıyor, yakalayamıyor. Tabii ki seferi de olana Allah müsaade etmiştir. Ama dediğiniz gibi ya fırıncı adam o sıcakta, yani adamın orada içindeki bütün suları dışarı çıkıyor, eriyor. Hakeza demir büken inşaat suları, yani Allah gerçekten oruç tutanlardan razı olsun. O sıcakta imanının gücünü, o bedeninin güçsüzlüğüne, dayanamamazlığına iman gücüyle takviye yaparak ayakta duruyor. Diğeri de dediğiniz gibi 200 kilometre gidecek, ben seferiyim oruç tutmuyorum. Bu yanlış bir şey olur. Oruç tutmak daha hayırlı diyor Allah-u Teala. Tutmayın kesinlikle yiyin için demiyor. Ama bu bir Allah'ın ikramıdır. Yani şimdi şöyle düşünelim. Seferi olarak da olsa oruç tutmanız daha hayırlıdır ifadesi tabii, geçiyor. Aynen. Tabii. Şimdi bir kahve normalde ne yapılır? Misafirliklerde kahve açlığı gidermek için içilmez. Susuzluğu gidermek için de içilmez. Kahve bir ikramdır. İkramdır ağız tatlansın diye. Allah-u Teala Hazretleri seferi olanlara bunu tabir yaysa kahve ikramı gibi düşünmek lazım. Ama yani tutmuyorum, madem müsaade edildi ben bu hakkımı sonuna kadar kullanıyorum diyen bir insan, sonradan hiç kaza etmiyorsun ama. Yani seferilikte namazlar kısaltılıyor. Bu Allah'ın ikramı. Efendime söyleyeyim, oruçlar müsaade ediliyor. Allah'ın ikramı, kolaylık olsun diye. Ama zamanımızda gerçekten ben Müslüman kardeşlerime buradan sesleniyorum. Sonradan tutabiliyor musunuz orucu ya? Allah rızası için söyleyin. Kış oluyor, Ocak'ta, Şubat'ta vesairede akşam 5'te ezan okunuyor. Sabah 6.30'da imsak vakti bitiyor. Kim yapıyor bunu? Kimse yapmıyor. Çünkü o zaman zaten oruç sistemi yok. Adam kendini ona mani olarak zaten hazırlayamadığından dolayı nasıl olsa sonra tutarız diyerek devam ediyor. Bir bakıyorsunuz ömrü bitmiş. Adamın belki bir sürü orucu kendi hakkında kalmış.
Ve bir de Efendimizin güzel bir hadis-i şerifi var. Diyor ki Ramazan içerisinde bir gün, bir gün diyor, bir günlük oruç tutmayan bir insan sene boyu oruç tutsa o gün alacağı mükafatı, güzelliği, bereketi alamaz diyor. O yüzden Rıdvan Hocam, tamam Allah müsaade etmiştir ama bakın oruç tutmanız daha hayırlı ayetini atlamadan. Hani var ya, ya eyyühellezine amenu la takrabu salah gibi olmasın, yani namaza yaklaşmayın. Namaz kılmayan demiş ki kardeşim ben ayet okudum, Allah öyle diyor. Devamı yok ayet-i kerimenin. Sarhoşken namaza yaklaşmayan ayeti. Sonra başka bir ayette yine nesk edildi zaten. O zaman la ilahe illallah da yani, ilah yoktur anlamına geliyor. Aynen. Tabi hocanın biri öyle cevap vermiş ona, yani ben demiş ateistim demiş. O zaman demiş yarım Müslümansın. Ne alakası var demiş de o da demiş ki bizde de öyle la ilahe hiçbir ilah yoktur diyoruz. Sonra illallah ama sadece Allah var diyoruz. Sen bak la ilahe illallah, la ilahe demişsin diyor yani. Sen yarım Müslümansın demiş. İllallah da de diyor, tam Müslüman ol demiş yani. Evet. Şimdi bu konuyla alakalı özellikle mesela cuma namazlarında da seferi olduğun zaman mesela uzun yola gidiyorsun. Cuma namazı kılmayabilirsin. Ama yani biliyorsun ki şurada bir cami var. Bir hesap yaparsın. Şu saatte şuraya gidersem abdesti neydi işte gıvır zıvır. Yarım saat önceden gitsem her türlü kılabilirim. Yani onu da kıl yani. Nedir yani? Kılacaksın yani. Ya Müslüman Allah olarak her şeyi ayarlayabilen biz, her şeyi böyle tıkırın tıkırına ticarette orada burada bize gelen para miktarının biraz daha fazla olduğunu, biraz daha karlı olması için her şeyi ayarlayabiliyorken bunu ayarlamamak da ne kadar doğrudur diye soralım. Şimdi aslında tam vakitleri, özellikle İstanbul için diyelim. Herkes evine dönüyor. Bir kavga, bir kıyamet kopuyor. Hem sen o kavgayı yaparken trafiği de aksatıyorsun, hem de birbirini kırıyorsun. Bu maneviyatı yüksek ayda insanları huzursuz ediyorsun. Bir bir de kendi direkt karşıdakine kavga durumuna giriyorsun, bağırma durumuna giriyorsun. Ama bunu da hep oruca biz dayandırıyoruz. Hani gerçekten oruç tutan insan asabileşiyor mu? Yoksa neden gergin oluyor? Bir insan oruç tuttuğu zaman bazen kendimde de görüyorum bunu. Mesela oruç tuttum, oruç başa vurduğu zaman bir sertleşme olabiliyor. Hani özellikle sigara içen abilerimize çok oluyor bu, hani sigara içemediği için zaten, belki. Bu gerginlik neden oluyor yani? Şimdi orucun arkasına sığınma var burada. Oruç adamı sinir etmez. Efendimiz diyor ki oruç tut, sıhhat bul diyor. Bak insan midesini tutuyor, ağzını tutuyor, burnunu tutuyor. Kendini niye tutamasın, sinirini niye tutamasın? Bunu hocalarımız söyler. Oruçta bir nikotin özelliği yok ki böyle kavgaya sürüklesin, ben bunu alamadım tadını, kavga edeyim değil. İnsanlar kendinde var olan, özellikle o sigara içenlerin o heyheylerinin üstünde olduğu saatler, yani biz bunu ablalarımızdan çok böyle şikayet gelir. Yani hocam bize bir dua edin, eşlerimiz işte sigara içiyorum diye bizi burada hallaç pamuğuna çeviriyor. Kızmalar, bağırmalar. İşte o bardak niye orada, tuzluk niye burada, oğlum sen niye ayaktasın, kızım niye sen oturuyorsun. Her şeye bahane, her dediğini yapsa diyecek ki niye benim dediğimi yapıyorsunuz siz. Bu sefer ondan kızar yani. Çünkü ortada inanılmaz bir şey var. O nikotin eksikliğinden kaynaklanan bir sinir ve asabiyet oluşuyor. Oruçun kendisinde insanı hafiflettiren, sakinleştiren şeyi görürsün. Çünkü insanın süzüldüğü bir saat. Tabiri caizse böyle halinin, takatinin bittiği bir saat. Ama o, Allah muhafaza eylesin, sigarasızlığın vermiş olduğu rahatsızlığı hazır Ramazan ayındayız diyor. Yani trafikte sadece Ramazan ayında mı gerginlik oluyor? Trafikte her gün gerginlik var. Sen Ankara'da trafikte o kırmızı ışıkta bir iki saniye geç geç sarı yandığı halde hala hareket etme bakalım. Neler oluyor? Ankara, İstanbul daha da var hocam. Yani sanki Ramazan'da sadece kavga oluyormuş havası var. Hayır, Ramazan'da oruç tutan, sigara içip oruç tutanların nikotinden dolayı o dumandan etkili almadıklarından dolayı bedende oluşan bir gerginliği, orucuz kardeşim işte, orucuz, şuyuz buyuz, ne yapıyor? Alıyor bu taraflara atıyorlar. Orucun kendisi var hocam, hani size biri karıştığı zaman ben oruçluyum deyin. Bu buna ithafen söylenmiş bir hadis mi? Yani sinirli olursunuz da böyle böyle yapın diye yani, bir hadis mi? Hayır. Oruçta sinirli olursunuz değil. Velev ki İslam'da ihtimallerin bile neyi vardır? Şeyi vardır yani. Cevabı vardır, yapılması gerekeni vardır. Evet.
Şimdi oruçluyken her şey yasak ya. Aynı ihramlıyken olduğu gibi. Adam geldi şimdi ihramlıyken küfür yok, kavga yok, cidal yok, mücadele etme yok. Oruç da aynı hançtaki gibi. Oruçta da ne yapacaksın? Velev ki sana bir tane adam geldi, sataşmaya başladı, sana böyle olumsuz hareketler yapmaya başladı, konuşmaya başladı. Gelip de ona hakkını ver, sen de hakkını savun, sen de vur, sen de kır değil. Ne? De ki ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Ama boksörüm filan. Aslında öyle boksörüm ki. İftardan sonra görüşelim değil mi de yani? Demek istediğim oruçluyum, oruçluyum, oruçluyum diyeceksin, gireceksin. Yani oruçluyken tabiri caizse kafana takkeden başka bir şey takmayacaksın. Askerde de öyle de kafana kepten başka bir şey takmayacaksın. Aynen. Bir de yani şu an Türkiye'deki sigara oranına baktığımda %24'lük bir oran. 4 kişiden birinin sigara içtiğini söyleyebiliriz. Orana baktığımız zaman erkeklerin daha fazla sigara içtiğini söyleyebiliriz. Yüzde belki 75'lik bir oranla. Yani bu sokakta gördüğümüz her 5 erkekten 3'ünün sigara içtiği anlamına gelir ve kavga etme oranlarının çoğu tabii da sigara ki içenlerden dolayı olduğunu açık açık söyleyebiliriz aslında. Tabii ki. O kardeşlerimiz de kendilerine dikkat etsinler, yani bırakabiliyorsalar bıraksınlar. O nikotin kullanan, dumanı kullanan kardeşlerimize biz şunu tavsiye ediyoruz. Evde şöyle sessiz bir yere geçin. Ezan-ı Muhammediye okunana kadar, eğer şimdi hanımları çok kırma oluyor, çocukları çok kırma oluyor, acayip bağırmalar, sinirlenmeler, oruç oruç kafamıza bilmem ne yapıyorsunuz, işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya iyi de yetişkin olan senin çocuğun da oruç tutuyor. Sana o yemeği hazırlayan, iftara yemek hazırlamaya yetiştirmeye çalışan, hazırlayan yenge hanımlar da oruç tutuyor. Yani öyle bir şey ki ben oruç tutuyorsam ben bağıracağım diyor yani insan. Ses denemesinin yapıldığı bir şey gibi algılanıyor. Öyle değildir yani. Evet hocam. Ramazan konusu dışında bunu da hızlıca soralım. Siz de hızlıca cevaplayın inşallah. Soru biraz manidar aslında. Mutanikah kimler için geçerlidir? Hükmü nedir demiş. Hani mutanikah kimse için geçerli değildir. Sonra devamlı sizi getirmeye. İsmi için geçerli değildir. Evet. İsmi vardır. Şimdi Yahudiler Musa Aleyhisselam'a inandığını söylüyor. Yahudiler İncil'e, Tevrat'a inandıklarını söylüyor. Allah'ın indirdiği Tevrat da yok şu anda. İlla kısmen kalmış olduğundan dolayı hepsini tamamen inkar etmiyoruz. Ama inandıkları Musa Aleyhisselam'ın, Allah'ın Kur'an'da bahsettiği Musa Aleyhisselam arasında sadece isim benzerliği var. Şimdi mutanikah sanki öyle bir şey ki dinden bir şeymiş gibi anlatılıyor herhalde. Bu kardeşimize ben şunu söylemek istiyorum. Bu dinde olan bir şey değil. İslam'da kaldırılmış olan bir sistem. Yani tabiri caizse şimdi senin deden öldü. Allah rahmet eylesin. Hala dedenle ben akşam dedemle iftar yapacağım, dedemle yemek yiyeceğim diyebilir misin? Deden nerede diye sorsak, dedeni de çağır gel iftara desek mesela. Ne dersin? Ya benim dedem öldü. Hala gelip de işte dedenle alakalı bir şey, dedeni böyle tekrar canlandırmaya çalışır mısın? Veya rahmetli kim olduysa şimdi dedene çok taktık da belki de nenem, belki de annem babam bilmiyorum yani. Demek istediğim ölmüş olan birisini dedendir, nenendir veya akrabandır mezara gömmüşündür. O bir daha nasıl geri kalkmaz? Yok hocam canlanır falan. Mahşerde, kıyamette hepimizin canlandığı dönem canlanacak. Şu an mezarda yatan birisi nasıl kalkmıyorsa mutanikâda tabiri caizse mezara gömülmüştür. Bir daha da ortaya çıkarılmamak üzere ölmüştür yani. Ölmüş. O yüzden mutanikah diye bir şey İslam'da yok. Daha önceden vardı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasakladı. Olay bu kadar. Evet. Peygamberimiz kendi ağzından yasakladı yani. Aynen. Evet. Dedenin ruhuna Fatiha, mutanikahda öyle bir şey de okunmaz yani ona. Yani şimdi ne yazık ki yani bunu duyduğumda, ilk duyduğumda ben gerçekten başımdan aşağı kaynar sular döküldüğünü biliyorum. Ki üniversiteye giden arkadaşımdan duydum. Üniversite bitene kadar sevgililik, flört eden insanların mutanikah ile birlikte işlerini gördükten sonra üniversite bitti, hadi sen yoluna ben yoluma diyerek kendi cinsi ihtiyaçlarını birbirinden giderdiği haberleri de bizlere geldi. Gerçekten bu da çok acı. Yani mutanikahındaki hani bir zaman belirlemek mi sıkıntı? Hani İslami usule Efendimizin evlilik metoduna hiç uymayan bir sistem olduğu için. Anladım hocam. Yani İslam'ın güzelliğine yakışmayacak bir sistem olduğundan dolayı diyebiliriz. Yani iki tarafta
biliyor ki biz gerçek bir evlilik yapmıyoruz. İki tarafta gerçek bir evlilik yapmadığını anladığı zaman bu sayılmaz değil mi hocam? Hani yani, niyet de önemlidir illaki. Bila müddet olması lazım. Müddet sınır olmaması lazım. Evet. Bir haftalık, iki haftalık bu sefer aile sistemleri bozulur. Aile sistemi bozulur. Evlilik sistemi bozulur. Ve bu sistemle beraber Allah muhafaza evli olanlar da boşanır. Evet. Ya bir şey Allah'ımız, Peygamberimiz yasaklıysa onun illaki bir ucu bir yere gidiyordur. Boş boşuna hiçbir ifade kullanılmaz. Ve bu hataya düşen varsa da lütfen kendimizi kandırmayalım. İnsan herkesi kandırır, kendi kendini kandıramaz. Ne hocam, şimdi orucun mesela güzelliğini tıp kabul etmiş. Söylüyorlar. Ama tıp bunu yeni keşfetmiş. Evet, bu sene bir tane nereli, Endonezyalı mı? Tam şu an nereli olduğunu çıkartamıyorum. Taylandlı da olabilir. Bir tane Nobel aldı bu dalda. Orucun, yani insan vücudunun yemek yemediği zaman kendi hücrelerini kendi kendine bir yapılandırmaya soktu ve daha güçlendiğini ispat etti adam ve Nobel aldı. Yani bu Nobel ufak bir şey değil. Geçen yıllarda 3-5 sene önce birimiz şu an ismi aklıma gelmiyor. Bizim aramızdan biri, bir Türk abimiz diyelim, bir Nobel aldı diye hani yerlere göklere sığdırmamıştık onu. Gerçekten diğer taraftan bakıyoruz ki tıp alanında Nobel alan biri bunu ispatladı diye Nobel alıyor ki Aziz Sancar yönetmenim söyledi. Teşekkür ediyorum. Nobel aldığı için onurlandırılıyor. Gerçekten bunu keşfettin, aferin deniyor. Ki 1400 sene önce Kur'an'da yazan bir şey bu. Kimse Kur'an'ı onurlandırmadı onu yaptı, onu söylediği için. Şimdi yani hocam, tıp bunu kabul etti ama bugün mutanikahının zararını belki tıp veya sosyalist insanlar, araştırmacı insanlar araştırmadığından dolayı ne yapmıyor? Farkına varamadıklarından hep zannediliyor ki zararlı bir şey değil gibi. Halbuki Efendimiz yasakladıysa o zararlıdır. Evet hocam. Şimdi son süremiz azaldı. İsveç'ten bir diğer telefonda kusura bakmasın izleyicilerimiz. Bir abimiz yazı yazdı bana. Dedi ki oruçlu kimse küfür ederse ne olur dedi. Orucu zedelemiş olur yani. Tabiri caizse böyle bir elbise düşünelim. Şuraya makas atmış olur. Yakışmayanı yapmış olur. Evet. Yani bir kere küfür etmek oruçluyken değil, münafığın alameti. Dört tür diyor Efendimiz. Ve idâ hâsama fecere, sinirlendiği zaman veya biriyle münakaşa ettiği zaman küfür edendir diyor. Müslümanın kisvetinde veya Müslümanın özelliğinde küfür yok. Evet. Ne yazık ki küfür olayı bir anda özellikle sinirlenince çıkıyor. Normalde ben küfür etmem de işte sinirlendim de. Zaten mesele sinirlendiğinde durup olan. Durup kendine küfür ediyorsa zaten artık neyin kafası diyebiliriz hocam. Allah ağzını ıslah eylesin. Evet. Şimdi bir kısa sorularımızdan soralım. Hemen bitti zaten süremiz. Bir iki dakikamız kaldı. Selamünaleyküm hocam. Arafat'tan gelindiğinde şeytanı taşladın mı? Ziyaret tavafı yapmadan ihramdan çıkılır mı? Demiş. Tam anlayamadık soruyu. Bir daha sorarsa özelden cevaplarız. Tekrar soralım. Yönetmenimiz bir daha düzeltti. Hocam diyor, Arafat'tan gelindiğinde şeytanı taşladın mı? Ziyaret tavafı yapmadan ihramdan çıkılır mı diyor. Arafat'tan geldi, şeytanı taşladı. Ziyaret tavafı yapmadan ihramdan çıkabilir miyim diyor. Bir şey daha sonra cevaplandıralım inşallah. Evet, zaten cevaplandırırsınız hocam. Bir soru daha soralım. Genç kardeşimiz yazmış. Bankada birikim için ödeme yapılan bireysel emeklilik hesabındaki paraya zekat vermek gerekir mi demiş. Bankada biriktirdiği paraya zekat verilir mi? Yani faizden kazanılan bir şey değil herhalde. Tahmin ediyorum faizli bir bankada parası duruyor. Belki de faizsiz katılım bankasında yani onu bilemeyiz. İşte net ifade olmayınca şey yapamaz. Bankadaki paraya öyle çevirelim. Bankadaki bulunan paraya. Tabii ki zekat hesaplayacak. Faiz parası değildir o. Banka parası kendi almış bankaya koymuştur. Faizden gelen bir parası zaten haramın zekat olmaz ki. Şimdi gidip de Hristiyan'la Yahudi'den zekat ver denir mi onlara? Denmez. Onlara farz değil. Faizli parada veya haram parada zekat olmuyor. Tamam. Hızlı hemen cevaplıyoruz. Hocam selamünaleyküm demiş. Yarın yorucu bir gün geçireceğimizi bilerek dayanamamayı
düşünüyorsak oruç tutmamanın bir sakıncası var mıdır demiş. Amelen Resulü de la yükellifullahu nefsen illa vüsahaya var. Allah kaldıramayacağımız yükü zaten yüklemiyor. Oruç yük değil yani, bunu bir şey yapmak lazım. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Sizinle gerçekten çok kişiyle burada sunucu olduğumuz için program yapıyoruz. Hatta tek başımıza da çıkıyoruz. Gerçekten sizinle program yapmak eğlenceli oluyor. Ben hep söylüyorum, sizin olaylara bakış tarzınız biraz daha farklı oluyor. Komediyle birlikte gerçekten güzel bir anlatım yapıyorsunuz. Ağzınıza sağlık diyelim. Hem kendi adıma hem izleyicilerimizin adına İstanbul'a tekrardan da hoş geldiniz diyoruz. Son bir söz söylemek istiyorsanız buyurun izleyicilerimize. Hepinize hayırlı iftarlar olsun inşallah. Bir kere sakin olun. ailelerinizde kavgayla, gürültüyle iftar yapmaya çalışmayın. Bağırıp çok sinirleniyorsanız da rica ediyorum, boş odalarda, böyle kendi halinizde, ailenizin içine karışmayın kardeşim. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili FM TV seyircileri, Ramazan özel programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Atmış olduğunuz mesajlar için de teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız diyelim. Ve yarınki iftarda da, yarınki bugünkü sahurda da diyelim, Rabbim her türlü maneviyatımızı yüksek eylesin diyelim. Oruç tutmamak diye bir şey yok. Gerçekten dinimizde her şeyde eğer zaruri bir şey varsa o farklı, ama oruç tutmamak diye yorgunum, işte dargınım, bilmem neyim, oyun buyum diye oruç önüne geçemeyiz. Bu sevaptan mahrum kalamayız diyelim ve sizi yüce olan Rabbimize emanet edelim.